Gizemli Bilgiler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Osmanlı topraklarında Yıldırım Beyazıt padişahtı. Yıldırım Beyazıt'ın Hundi adında güzeller güzeli bir kızı vardı. Yıldırım o günlerde yine Macar seferindeydi. Kızı Hundi bir gece uyurken rüyasında Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Peygamberimiz ona oğlum Muhammed Buhari ile evlen, sakın beni kırma ve sözümü dinle buyurdu. Hundi Sultan bu rüyadan sonra uyandı ve bir daha uyuyamadı. Derin düşüncelere daldı. Edep sahibi Hundi Sultan rüyasını kimseciklere anlatamadı. Çünkü yakında onun Süleyman Paşa ile evleneceği duyurulmuştu. Hundi Sultan ne yapacağını bilmez halde kararsız bir şekilde saatlerini geçiriyordu. Derken ertesi gece yine aynı rüyayı görmesin mi? Hundi Sultan artık kararlıydı. Bunca rüyadan sonra iyi kalp hizmetçisine rüyasını anlattı. Hizmetçisine Emir Sultan'a gidip rüyasını anlatmasını söyledi. Emir Sultan rüyadan etkilendi ve nikahımız Allah katında kıyıldı. Burada da kıyılması gerekir dedi. Ve durum Hundi Sultan'a iletildi. Molla Fenari'nin kıydığı nikahla iki edepli genç evlendiler. Ancak onların kötü günler bekliyordu. Çünkü o sıralarda seferde olan Hundi Sultan'ın babası Yıldırım Beyazıt'ın bu nikahtan haberi yoktu. Bu haberi öğrenen Yıldırım Beyazıt öfkeden deliye döndü. Derhal Emir Sultan ve Hundi Sultan'ı cezalandırmaya karar verdi. Damadı Emir Sultan'ın evine pusatlı adamlar gönderdi. Ancak adamlar kas kası kesilerek ikisine de hiçbir şey yapamadılar. Olaydan haberdar olan Molla Fenari, Yıldırım'ın bu olaylara son vermesi için bir mektup kaleme aldı. Mektupta Emir Sultan'ın peygamber soyundan gelen bir zat olduğundan bahsetti ve onu bağışlamasını istedi. Mektubun gönderildiği günlerde Yıldırım yine Macarlarla savaş halindeydi. Orada bir genç yaralıları tedavi ediyor ve aralarda ellerini açıp Allah'a dua ediyordu. Yıldırım kalbinden bu gence karşı bir sıcaklık duydu ve kendi yaralarını da onun sarmasını istedi. Sabah olduğunda padişahın bütün yaraları iyileşmişti. Yıldırım yaraları saran gencin huzuruna çağrılmasını istedi ama genci bulamadılar. Günler günleri kovaladı. Bursa'ya dönme vakti geldi. Orduyu karşılayanlar arasında Emir Sultan da vardı. Yıldırım orada bulunanlar sayesinde Emir Sultan'ın damadı olduğunu öğrendi ve yaralarını saran gencin o olduğunu anladı. Damadına sarıldı, ikisi de ağlamaya başladılar. Yıldırım Emir Sultan'a savaş ganimetlerinden vermek istedi. Emir Sultan bunu kabul etmedi. Bunun üzerine ganimet yerine Emir Sultan'ın isteğiyle Bursa'da Ulu Cami'nin temelleri atıldı. Kanalımın devamı için videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.